Efendim öncelikle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Yine bir şans sohbetlerinde beraberiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Umarız sağlığınız yerinizdedir. Biz çok şükür bu dönemi de iyi atlatıyoruz gibi tekrar böyle bir rakamlar yukarıya doğru çıktı ama Sayın Ali Ağoğlu'yla birlikte tabii şans sohbetlerinin değişmez ismi bakıyorum onun da sağlığı yerinde. Çok şükür diyerek başlayalım. Sayın Ağoğlu, değil mi? Evet, şimdi yani şükür sağlığımız yerinde, gerisi rahman gitsin diyoruz. Evet, aynen öyle diyoruz. Onunla başlayalım. Her zaman işe umutlu ve iyimser tarafından da bakmayı da ihmal etmiyoruz. Bu ömrü de uzatıyormuş. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi efendim, tabii bu şans sohbetlerinin konusu, biz hep sıcak gündemi takip ettiğimiz için Merkez Bankası'nın Ankara'da merkezinde yaptığı, bugünkü sabah yaptığı, 10.30'da başladığı toplantı, enflasyon raporunu değerlendirdiği toplantı sıcak gündemi oluşturdu. Hani rakamlara ben böyle çok fazla girmeyeyim. Hani bir tabii TÜFE'de bir rakamları yukarıya doğru beklentilerini çekmiş oldu. Merkez Bankası 14.1'e yükseltti. Önceki 12.2 idi. Yani az olmayan bir yükseliş. Tabii orta değerleri veriyor 14.1 deyince, aslında bunun üst bantı da 16. Genellikle de o üst banta yakın bir yerleri sanki hedefliyor gibi geliyor bana Merkez Bankası. Daha sadece bu Şahap Kavcıoğlu Başkan için demiyorum. Yani daha önceki dönemlerde de öyle oldu. Gıda enflasyonunda da önceki %13 civarındaydı, onu da 15'e çıkarttı. Petrolü de söyleriz ama petrolü nasıl olsa bir ara tekrar konuşuruz. Hem böyle ben rakamlara boğmayayım, herkes onları biliyor. Benim gördüğüm en önemli noktalardan bir tanesi bu toplantıda Merkez Bankası'nın yalnız olduğunu, enflasyonla mücadelede yalnız olduğunu vurgulamasıydı. Altını çizmesiydi. Yani tabii kamu hariç, kamudan destek aldığını ifade etti Sayın Başkan. Ama vatandaşın dövizlerini bozdurmadığından şikayet etti. Firmalardan şikayet etti. Yani bankalarda dahil buna anlaşılan. Ve mesela odalardan da şikayet etti. Yani iş dünyasından da biraz şikayet etti. Orada biz yalnız kalıyoruz. Vurguladı, bir şekilde bunu ifade etti. Belki üzerinde durulması gereken önemli noktalardan bir tanesi bu. Ama biz de görüyoruz ve izliyoruz ki ufak tefek zikzaklar olmakla beraber vatandaşın döviz bozdurmadığı görülüyor. Öyle denilebilir, bu rahatlıkla söylenebilir. Rezervlerin çok da güçlenmediği görülüyor. Tabii bu ortamda enflasyonla mücadelede ama aynı zamanda kurlarla ilgili de gelişmeleri değerlendirmekte fayda var. Nasıl değerlendirir Sayın Ağoğlu hem Merkez Bankası Başkanı'nın ifadelerini hem de önümüzdeki süreçte olup bitecekleri, ne tür beklentileri var? Öyle başlayayım istersen. Şimdi birkaç konuyu, yani bahsettiğimiz konuların ben kısa kısa üzerinden gideyim. Birincisi, yükseliş az buz değil. 1.9 puan, yani %1.9 artış yüksek. Hedefi üst taraftan yakalamak da teknik olarak bir başarı görünmekle birlikte bir başarı gibi görünmüyor. Ama Merkez Bankası Sayın Kavcıoğlu'na atfetmeyelim sadece bu başarısızlığı. Ben en son yanılmıyorsam Sayın Durmuş Yılmaz'ın başkanlığı döneminde ters taraftan hedefi aşmıştık. Yani beklentinin bile çok altında bir enflasyon gelmişti. O da aşırı sıkı para politikasındandı. Hem aşağıda hem yukarıda bu hedefi tutturma konusunda Merkez Bankası'nın geçmiş performansı pek iyi değil diyelim. Hani normalde ben böyle bir şirket yönetiyor olsaydım bu kadar tahminlerinden ve bütçesinden sapan bir yönetim anlayışını çok orada barındırmazdım diye düşünürüm ama tabii sonuçta sorular da biraz oradan geldi. Yani arkadaşların, gazeteci arkadaşların, ekonomistlerin soruları da biraz o cepheden geldi. Söylediğin yerden geldi.
yani ben dinlemedim tabii toplantıyı, fırsatım olmadı ama çok herkes benzer düşünüyordur diye düşünüyorum. Ya da en azından evet, aklın yolu bire gidiyoruz. Şimdi birinci konu bu. Yani o yüzden üst taraftan tutturmak yani çok büyük bir başarı olmayacak. Hatta sonuçta elimizde %14, 15, 16 ki benim tahminim 14,5'tu. Artık ben çok rahatlıkla 16,5 biter dersem hiç de yanılmam. 18 olsa da üzülmem. Tutturamadım mı? İyi ki tutturamamışım diyeceğim yani. Bu çok yüksek enflasyon seviyeleri bunlar. Hele hele cari faiz koşullarında dünyadaki. O yüzden bunu bir tarafa koydum. İkincisi hani Merkez Bankası'nın bu şeylerin içinde hani yönlendirilen ve yönetilen fiyatlara bundan sonraki atıp düşmüş. Bu da şu demektir. Bu yıl içinde bu yılki enflasyonu etkileyen, yönlendiren, yönetilen fiyatlar dediğimiz kamu. Bu kamunun artış yapmayacağı varsayımı var. Temel varsayımı çok büyük ihtimalle aralığın 20'sinden itibaren biz 2022 yılı için zamları yemeye başlarız devlet tarafından gelecek olan. Üçüncü son nokta, ben bu konuda doğrusunu istersen çok anlam veremediğim bir konudur. O da bir, bu döviz DTH'ları bozulmuyor olması, bütün enflasyonun yüksek olmasının tek sorumlusu asla olamaz. Yani kurun yükselmesinin sebepleri başka. Bu yükselen kurun faizle dengelenmemiş olması veya dengelenememiş olması tasarruf tercihlerinde insanları belli bir yöne yönlendiriyor ise, burada bu tercihi yapan geniş kesimleri suçlamaktansa bu kararlara yol açan daha karar vericilerin kendi yapmış oldukları hataları bir önlerine koymalarına fayda var derim. Yani burada DTH sahibi bozmuyorsa bunun sahibi şeyi, sebebi Merkez Bankası'na yardımcı olmakla yükümlü olmayan DTH sahibi değildir. Onları ikna etmekle yükümlü olan Merkez Bankası ve ekonomi idaresidir. O yüzden başka birisinden Merkez Bankaları yardım beklemezler. Çünkü Merkez Bankaları tüm ekonomileri ana yolu veya gideceği rotayı belirleyen kurumdur. Zaten faizle bunu söylerler. Eğer bu mesajları doğru veremiyor ise, ben elimden gelen budur, bu faiz oranıyla siz de bana biraz el atın derseniz gelmezler. Yani yapmazlar onu. Yapmayacaklardır, yapmıyorlar da. Yani yıllardır da yapmıyorlar. Asırlar boyunca da yapmayacaklar, öyle söyleyeyim. Yani oradan böyle bir yardım beklemek anlamlı değil. Önemli olan hakikaten doğru mesaj verip o tasarruf tercihlerinin döviz veya TL olması yönündeki yönlendirmeyi Merkez Bankası faizleriyle yapar veya izlediği politikalarla yapar. Bunun üzerine bir ekstra siz vergiyle bir takım destek veya yönlendirmeler yaparsınız. İşte kısa vadeye yüksek stopaj, uzun vadeye düşük stopaj gibi, ama temelde faiz oranı doğru olması lazım gibi bir takım yönlendirmelerle. Hele hele yasaklar veya kısıtlarla bu işi zaten yönetemezsiniz. Modern dünyada böyle bir yönetim tarzı maalesef yok. Çünkü yani paranın bu denli akışkan hale geldiği bir dünyada siz yasaklarla, kısıtlarla bu işi yönetemezsiniz. Yönetilmesi gereken yöntem ya rasyonlarla, ya teşviklerle veya terkinlerle, ama hepsinden de önemlisi net politikalarla bir derdinizi söylersiniz. Sonra size onlar yardım etmesini beklemezsiniz. Bugün Federenk birinden yardım istediğini duydunuz mu? Ya hiç kimseden yardım istemez. Avrupa Merkez Bankası herhangi birinden yardım istedi mi? Evet, istedi. Bir yerde istedi. O da benim yapmış olduğum izlediğim politikalar, politikacıların yapması gereken işleri bana yıktığınız dönemler oldu. Lütfen kendi üzerinize düşeni yapın diyen bir uyarısı vardı. Ama bu uyarıydı, yardım talebi değildi. Ama Fed şu ana kadar, İngiliz Merkez Bankası daha keza, zaten bağımsız Merkez Bankası tam da bu işe yarıyor. Herhangi birisinden yardım almadan net politikayı belirleyen kurumdur. Bağımsız olmasının da en temelinde yatan sebep de budur. O yüzden Merkez Bankası'nın birilerinden yardım istiyor olması, o Merkez Bankası'nın bana göre aciz içinde olduğunu gösteriyor, acizliğini gösterir. O yüzden Merkez Bankası hakikaten net bir şekilde mesajını vermeli. Elindeki araçlar, biliyoruz, bunların en önemlisi faiz, onu da gerektiği ve doğru şekilde kullanmalı. Ha, bundan sonra ne olacak dersen, şu anda kur tarafında önemli bir rahatlama var diyeyim. Yani biraz sıklet stres azalmış gibi görünüyor. 8.50'lere girilmiş durumda kur. Arkasında stres niye azaldı? İki sebep var, hemen söyleyeceğim. Birincisi, Merkez Bankası'nın artık Eylül'de bir faiz indirimi yapma ihtimali düşük.
bu enflasyondan. 3 Ağustos'ta enflasyon rakamı gelecek. Onun da yüksek gelmesini ve Merkez Bankası'nın şu andaki hedeflerinde üzerine çıkmasını ben bekliyorum. Herkes bekliyor. Yani 20'ye değer mi? Görürüz. Kasım'da değer deyip değmeyeceğini göreceğiz ama Aralık'ta baz etkisinden dolayı Kasım'a göre bir parça gevşeyecektir. Ama görünen o ki Eylül'de bir faiz indirimi yok. Ekim'e belki ertelendi. Bana göre yıl sonuna ertelendi. Daha doğrusu yeni yıla kaldı. Şu andaki görüntü, şu revizyon 1.9 az buz değil. Aslında bu bile çok daha önceden yapılmış olması gerekiyordu ama önemli değil. Sonuçta burada bir revizyon var ve bu revizyon yüksek, daha da yükselecek. Önümüzdeki ay dördüncü enflasyon raporunda bence daha da yükselecek bu revizyon. Bunların çerçevesinde bakın da faizlerin ben indiriminin yeni yıla kalması gerektiğini veya kalacağını, kalması gerektiği kesin de kalacağını da bekliyorum. Çünkü ne olmalıyla ne olur arasında fark var. Tabii. Konuşmuştuk bunu daha önceden. Ben ya faizlerin en azından bu yılın sonuna kadar bu cari seviyelerde artması gerekmeyeceğini umarak söylüyorum bunu. Kalacağını varsayıyorum ve tahmin ediyorum. Bu çerçevede piyasada bunu yavaş yavaş ikna olmaya başladı. Bu birinci faktördü. İkinci faktör de Amerika'nın 10 yıllık faizlerinin 1.77'lerden 1.18'lere 1.17'lere düşmesi, 1.20'li rakamlarda şu anda seyrediyor olması gelişen ülke piyasalarına bir giriş sağladı. Ha bize girdi mi mutlaka bize de 3-5 bir şey gelmiştir ama esas mesele bizim de içinde bulunduğumuz gelişen ülkeli piyasalarındaki baskı azalınca bizim baskı da azaldı. Baskı azalması dedim endişe, stres biraz azaldığı için böyle çok endişeyle, korkuyla yeniden alalım, daha da alalım, işte daha da kötü olacak vesaire endişeleri biraz hafiflediği için talep ertelenmiş gibi görünüyor veya ekstra talep edecek bir şey yok ortada, sebep yok diye düşünerekten piyasalar bir parça kurun gevşemesini bekler hale geldiler. 8.58 kritikti. O seviyenin altına inilmiş durumda şu anda kapanışlar bazında da. 8.30'lu seviyeleri göreceğiz gibi görünüyor bana. Yani 8.32.50, 8.37.50 gibi bir tahminim var benim doğrusunu isterseniz. Baktığımız zaman şöyle hani FED tarafına da çünkü o da geçenlerde mesajını verdi. Şeyi de değiştirmedi zaten. Oranları da değiştirmedi ama orada da böyle Eylül-Ekim gibi bir hareket bekler misin? Yani belki faiz arttırımı gelmeyebilir ama bu varlık alımlarında bir azaltma vesaire bir şey bekler misin? Oradan ne sonuç çıkardın çok kısaca? Ya artık müziği kısma zamanı geldiğini söylüyor FED. Yani daha önceden hatırlarsan bunun ilk ipuçları geldi demiştik. Artık bunu tartışmaya başladıklarını söylüyor. 120 milyar dolarlık aylık alımlar yavaş yavaş azalacak ama bunun için sağlam bir iyileşmeyi görmeyi bekliyoruz diyor Powell. Evet. Fakat ben 2022'de faiz artışına başlayacaklarını, 2021 sonu itibariyle en azından parasal genişlemeyi durduracaklarını düşünmeye başladım. İhtimaldir ki bunu Jackson Hole'dan sonra açıklayacaklar. Ve bu yılı biz büyük ihtimalle parasal genişlemenin sonlandığı yıl olarak bitireceğiz 2022'de. Belki bir, belki iki. Biri ben görüyorum ya da biri tahmin ediyorum ama birden çok olur mu olmaz mı? Fed'in şu anda ısrarla söylediği bu enflasyon geçici diyor. Geçici diye enflasyon %7'lerde. Yani istediği kadar geçici olsun. %7'lik bir fiyat yükselişi olacak. Oradan sonra yeni enflasyon olmasa bile gelirler oraya kadar artmadığı zaman Amerika'daki harcanabilir gelir düşeceği için açıkçası bu parasal genişlemeyi de daratsa, durdursalar bile faiz artışını olabildiğince erteleyecekler diye düşünüyorum. O yüzden biri görüyorum 2022'de ama ikincisi biraz zor gibi geliyor. Bizi etkiler mi? Hep ona bakarız. Biz yani mecburen ona bakmalıyız. Evet. Ben bizi çok fazla etkileyecek bir ortam oluşacağını şimdilik düşünmüyorum ama gelişen ülkelerde özellikle Amerikan borsalarında kritik bazı seviyeler var. S&P'de 4600-4900 iki tane seviye var. Bu iki seviye eğer görülecek özellikle 4900'lü seviyeler görülecek olur ise bu yıl içinde ben beklemiyorum yine ama burası artık işin iyice abartıldığı alanlar olacak. Çok aşırı overbought'ların olduğu aşırı alım bölgelere gelmiş olacağız. Oradan itibaren Fed'in de bazı önlemler alması gerekecek. O yüzden ben 2023'te bir faiz artışı Fed'den 2022'de özür diliyorum gelmesini bekliyorum. Kurlarda biraz böyle sanki yukarıya doğru bir hareket yapar gibi geliyor bana her şeye rağmen. Hani çok etkilemeyebilir haklısın.
hani yabancılar tarafından geçenlerde konuştuğumuz meselelere ben de katılıyorum. Ama biraz kurları yine hani çünkü çok düşürmeye çalışıyor. Ben o tarafından bakıyorum bu hadiseye. Bir düşürme ya da en azından çıkmamasını sağlama çabası var. Hani başarılı başarısız ayrı mesele. Ama bu çabayı hakikaten zorlayacaktır. Eğer Fed aynen senin söylediğin gibi yavaş yavaş sene sonuna doğru varlık alımlarını azaltmaya başlarsa 2022'de bir de olsa bir faiz arttırımı noktasında konu netleşirse daha ayan beyan görülür hale gelirse bizim Türk lirasını biraz baskı altına alır yani diye düşünürüm. Yani öyle öyle de olacağını bilmiyorum. Mesela bakıyorum da bizim büyük bankalar falan hiç de öyle şey yapmıyorlar. Yani döviz rezerv, elinde bulundurdukları dövizleri çok böyle bozdurma havasında değiller. Bilançolarının da bayağı büyük bir kısmı %70'i 80'i döviz üzerinden şekilleniyor. Öyle böyle bakınca çok kolay olmayacak. Hakikaten zor. Ama zoru söylemek çok manalı değil. Tespit yapmış oluyoruz. Belki bir de bu petrol hikayesine de çok kısaca değinelim. Sonra gümüşte bir takım gelişmeler vardı. Onu belki sen yorumlamak isteyebilirsin. Yani petroldeki hikaye şu. Merkez Bankası'nın yine beklentilerine bakacak olursak önceki 64.4'tü varil başına petrol fiyatı. Şimdi bunu 2021 için 69.6'ya çıkardı. Tabii petrolde bir gelişme var, sen de zaten değiniyorsun. 2022 içinde onu da söyleyeyim, belki ona da bir şey söylemek gerekebilir. Daha önce 61.9 diyordu, ona da 69.4 diyor. Yani 69.6 2022 içinde 69.4. Pek petrolde bir düşüş beklemiyor gibi Merkez Bankası. Bu da enflasyonu nereden baksan etkileyecek. Zaten biliyoruz yani petrol bir yukarıya çıktı zaten. %70 civarında %70-75 bir çıkışı var zaten. Ne dersin? Nasıl yorumlamak lazım? Senin beklentilerin ne yönde? Ya ben Merkez Bankası'nın bu petrol tahminlerinde biraz geride kaldığını, hep yani sıkça bir şekilde geride kaldığını düşünüyorum. Ya da piyasada ki mutlaka raporları okuyorlardır ama piyasadaki petrol işiyle uğraşanlarla pek görüşmüyorlar diye düşünmeye başladım. Sebebi de yani genelde 5 dolarlık bir sapma ben gördüm. Hep geride kalma. Bu yukarı yani düşerken de geride kalıyorlar, yukarı çıkarken de geride kalıyorlar. 3'er aylık dönemleri revize ediyor olsanız bile bu kadar gecikme bana çok anlamlı gelmiyor. Burada da gene bir 5 dolarlık bir hata var. Yani 75 dolar civarında minimum bu 3. çeyrekte geçiririz biz bu yılı diye tahmin ediyorum. Yani 80 dolar beklentim var ve bunun aslında manipülasyon olduğunu biliyorum ama yani ülkeler üstü olduğu için yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Ne yazık ki biz bunun kurbanlarıyız ama bunun böyle olacağını bilip enflasyona hesaplamalarını bunu doğru yansıtmak lazım diye düşünüyorum. Yani birinci kısmı o. İkinci kısmı bu yıl için ortalamayı kesinlikle çok fazla saptı. Merkez Bankası çok gerisinde kaldı. Son çeyrekte de kalacak gibi görünüyor. Yeni yıl için biraz haklı olabilir. O da şu, OPEC'in üretim artışları geliyor. Gelecek, gelmek zorunda. Ama buna karşılık da geçtiğimiz iki yılın, bu yıl ve geçen yılın birlikte yatırım kısmında petrollerin yeni petrol sahası bulunması ve petrol sahalarındaki üretimin sağlıklı yürütebilmesi için gerekli olan yenileme yatırımlarında biraz gecikmeler var. Bu petrol fiyatını bir parça yukarı tutacak. Ne aşağı düşürebilir derseniz ben orada İran'ı görüyorum. İran anlaşmasının nasıl ve hangi koşullarda şekilleneceği, ne zaman imzalanacağı bence önemli. Eğer İran anlaşması bu yıl içinde imzalanacak olursa bence bu sefer Merkez Bankası'nın tahmini önümüzdeki yıl bir parça yukarıda bile kalabilir. Çünkü o zaman tahmini belki 65 dolarlara revize etmemiz gerekecek. Çünkü 80 dolara görüldükten sonra orada çok fazla kalmayacak. 65-75 dolar arasında belki olacak. O zaman Merkez Bankası haklı çıkar. Ama İran devreye girerse özellikle büyük miktarda o zaman 60-70 dolar bandına ben petrolün gerilemesini yılın ortalamasında 65 dolar olmasını beklerim.
bir sürpriz Afganistan'dan bir sürpriz gelebilir mi yani petrole? Böyle bir beklenti var mı piyasada? Benim bir duyduğum, izlediğim herhangi bir şey yok. Yani Afganistan petrol konusunda çok zengin bir ülke olarak sayılıyor. O hiç değil. Hiç Orta değil. Sadece Asya'da, oralar, evet. Yani Orta Asya'nın işte güneyinde evet böyle bir petrol rezervi olduğu biliniyor. Fakat onun taşınması inanılmaz pahalı. Yani evet. O yüzden hani feasible değil. Yani orada bulunsa bile Afgan dağlarını aşıp güneye inmesi hayli zor. Orada yukarı çıkıp Karadeniz'e veya Hazar'daki boru hatlarına bağlanması da herkese oldukça masraflı ve maliyetli. Oradaki alan hani yakın zamanda piyasayı etkileyecek bir faktör olmaz. Peki o zaman gümüş diyeyim. Gümüşteki hareketi neye bağlıyoruz? Yani gümüşteki hareket yani COMEX'teki stoklarla ilgili COMEX'te işlem görmeye uygun gümüş stokları var olanın iki katı olarak açıklandı. Yeni eklenen... Yani komodite endeksi değil mi yani bu MPI endeksi? Yok. COMEX Commodity Exchange. New York'taki Commodity Exchange. O borsadaki stoklar yani alım satıma uygun gümüş stokları var olan stokların üzerine artış olarak var olan iki katı. Yani üç katına çıktı bir anda. Ama bunun bir virgül nokta virgül hatasından kaynaklandığını düşünüyor. Bu yarınki kapanışa bakacağız. Büyük ihtimalle öyle bir hata oldu. O hata dönüp dolaşıp piyasadaki gümüş fiyatlarını 24.40'lara 24.50'lere indirdi galiba dün. Evet. Yani tombul parmak mı? Kadar. Bu biraz da verilerde tombul parmak bu arada. Yani açıklayan COMEX zaten bu verileri. Kendi açıkladığı verilerin doğruluğunu teyit etmeye çalışıyoruz diyor ama o zaman teyit etmeden neden açıklıyorsun? Böyle piyasada böyle garip bir manipülasyona yol açıyorsun veya hatalı fiyat oluşumuna. Yani borsaları da biraz denetlemek lazım gibi geliyor bana Hakan Bey. Doğru, yani doğru. Onların da bazı sorunları var yani. Denetim şart diyelim. Eğitim gibi denetim evet, de şart. Bence de. Özellikle yani denetim şöyle. Ölçemediğiniz bir şeyi yönetemediğiniz gibi doğru kurallarını koyamadığınız bir şeyi de yönetemiyorsunuz. O yüzden borsaların da kendi içinde kuralları olmasa böyle bir açıklamayı gerekiyorsa veri erteleme ile o veriyi öyle açıklamak yerine doğruluğunu teyit edene kadar o verinin açıklanmasını ertelemek de bir çözümdür. Belki onu yapmaları evet. Lazımdır. Vallahi hata doğal bir şey. Evet. İş yapan hata yapar. Onun için hata kabul edilmek durumunda olan bir şey. Çuvalladıysak evet. Çuvalladık diyeceğiz. Kusura bakmayın. Evet ama bunu bir Merkez Bankası faizi bir anda sıfıra indirdik. Pardon hata yaptım. O öyle tamam. Aslında ya, olamaz yani benzer bir durum aslında ya. Öyle yani mi? Borsa. Öyle yani, ya. Ya o kadar benzerlik. Borsalar için o denli özel. Geçen sene petrolün -$40 düşmesi de aynı hatadır. -$40 diye bir şey olmaması lazım. Neden? Borsada herhangi bir kontratı aldığınız zaman size bir initial margin dediğimiz ilk bir marj vardır. Bir de sürdürme marjı diye o fiyat hareketindeki o ilk marja düşene kadar olan bölgede size dokunmaz. Herhangi bir kontratla ilgili borsa işlem yapmaz ama o sürdürme marjini sıfırlanıp ilk marjine düştüğü andan itibaren borsa size sormadan o pozisyonu kapatır. Evet. Ki karşı taraftaki zarar etmesin diyor. Bu şu demek. Sizin ilk marjınız ve sürdürme marjınız toplamı kadar zarar edebilirsiniz siz maksimum. Bu durumda borsa o dönemde 2500 dolarda diyelim bir kontrat varinin şeyi ilk marjını ve sürdürme marjını en fazla -7.5 dolara düşmesi lazımdı petrolün. Daha fazla aşağı düşmesine izin vermemesi gerekiyordu. 1980'deki Hunt biraderler hikayesinden sonra ikinci büyük bana göre yönlendirmedir o da. Onu serbest bırakmamış olması lazım. Ben artık mesela borsaların bu COMEX'in olayından sonra da artık çok da dürüst ve güvenilir bir yerler olduğunu düşünmemeye başladım deyip bu COMEX'in açıklamasının o derece önem arz ettiğini Merkez Bankası'nın dediğim gibi 19 faizle 0 faizle düşürüp bir gün ertesi bir pardon yanlış yapmışız veri hatalıydı demesi gibi bir şeydir benim gözümde. Evet. O yüzden bunlara da bir düzenleme gelmesi lazım. Borsalar üstü otorite kimse gidip onlara bir ceza kessin. Bir takım yatırımcılar zarar ettiler çünkü böyle bir durumda. Neyse bugün fiyatlar normale döndü yani 25-40'a kadar geriledi şey düzeltilmiş. Veri düzelecek beklentisi var. Peki, gümüşü söyleyince altını söylemeden sen genelde bırakmazsın. Bir şey söyleyecek bir şey var mı orada?
Valla şimdi gümüş aslına bakarsanız altının önünde giden mayın eşeği gibi bir şeydir. Genelde gümüş altını yönlendirir. Dün de altında şey, gümüşte yaşanan düşüş altını da ister istemez aşağıya çekti. Şimdi altın için kritik yerlere geldik aslında. Altında 1830 dolar yani 1825-1830 dolar bandı. Önemli bir band. Eğer burası kırılırsa yeniden 1865'lere kadar yükselecek bir hareket başlayabilir ki şu andaki cari faizler ve enflasyon aslında hem altın hem gümüşün daha yukarıda olmasını haklı çıkarır seviyelerde. Fakat piyasada Basel 3 ile ilgili netleşme henüz daha olmadığı için altındaki fiziki şartları elinde bulundurması gerekiyor bu altın işlemi yapanların yeni Basel 3'e göre. O netleşmediği için burada bir belirsizlik var. O hallolduktan sonra, taşlar yerine oturduktan sonra ben bir yukarı hareket bekliyorum her ikisinde. Yani ettiğim, yani ben şu andaki cari faiz oranlarıyla bakıldığında ve de diğer emtia bloğuna bakıldığında değerli metallerde altın ve gümüşün ben bir parça geride kaldığını düşünen taraftayım ama doğal olarak kripto paralarda da yaşanan hareketlilik buraya da yansıyor bir anlamda. Oradaki şey volatilite bir parça bunları etkiliyor özellikle altın ve gümüş ama ben önümüzdeki dönemde özellikle altın 1835'i aşarsa 1865'lere kadar gidip gümüşü de 2560-2590 seviyelerine kadar çekebilecek bir hareket yakın vadede olur diye düşünüyorum. Peki. Son olarak pariteyi sorayım. Orada bir yaklaşımlarında değişiklik var mı? Yok. 1.1741 demiştim ben. 1.1740 demiştik. 1.1750 gördü. Oradan toparladı. Şu anda ben artık yavaş yavaş özellikle bu tapering beklentisi ya da parasal genişlemenin daraltılması beklentisiyle yaşanan faiz hareketliliğinin dolara ben önemli bir kazanım sağladığını, yavaş yavaş bu kazanımların bir kısmını geri vereceğini düşündüm. Bir döneme geldi ama 1.1740'ın altına düşerse eğer parite, o zaman başka bir dünyada konuşuyoruz. 1.1525'lere kadar gidecek bir hareket olur. Ama bunun için Fed'in 2022'de 2 faiz artışı yapacağına piyasanın ikna olması gerekir. Onun için biraz erken. Erken. Böyle bire bire doğru gitmesini bekliyor musun? Yok. Yakın vadede hatta önümüzdeki 2 yıl içinde ben böyle bir şey beklemem. 2 yılda beklemem. 2022 sonuna kadar değil. Masa 1,5 yıl oluyor. Evet. Ondan sonrası yani öyle olur anlamında demiyorsun. O zamana kadar. Diye diyorsun ama şu anda öyle bir beklenti yok yani. Yok. Öngörülebilir bir gelecek olarak bu süreyi söyledim. 2022 sonu Fed ve ECB'nin evet. Avrupa Merkez Bankası'nın denklemine baktığımız zaman bu çıkıyor benim bir şey yaptığımda incelemelerimde. Ya da analizlerimde değil. Yani böyle 1.15'ler filan. 1.15'ler olabilir. Birebir yok. 1.15'ler olabilir. 1.15-25'e kadar. 1.17-40 aşıldığında 1.15-25'e kadar inebiliyoruz. İnebiliyorsun. Öyle bir ihtimal var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Yani senin de ağzına sağlık. Haftaya filan belki birlikte görüşüyor oluruz. Yani bilmiyorum ne zaman dönüyorsun. Ağustos ortasında görüşmek üzere diyeyim. Tamam o Ağustos zaman. Ağustos sıcağında. Ağustos sıcağında görüşürüz. Biz buralardayız. Tamam. Görüşürüz. Kolaylıklar diliyorum. Ağzına sağlık. Bütün sağlık diliyorum. Evet, bütün bizi izleyenlere de sağlık diliyoruz. Haftaya tekrar şans sohbetlerinde buluşmak üzere efendim. Kolay gelsin. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.